merhaba. Bazı şeyleri herhalde zaman nedeniyle ben kısa geçeceğim. Sizleri görmüyorum, yüzlerinizi de görmüyorum. Kaç kişi olduğunuzu da bilmiyorum. Bu yeni online ders yapmanın ya da konferans yapmanın kötü tarafları. Ama eğer çok hızlı geçersem, bazı şeyleri anlatmazsam sonuna gelebilmek için bana ayrıca ulaşıp sorabilirsiniz. Bazı şeyleri hızlı geçeceğim. Mesela bu grafiği fazla göstermeyeceğim. Eğer yatay eksende yıldızların renkleri sarımsı mı, beyazımsı mı, turuncumsu mu diye, bu yıldızın yüzey sıcaklığıyla ilişkili bir parametre. Eğer de düşey eksende de yıldızın parlaklığını, herhangi bir luminosite, o herhangi bir birim sistemine bağlar çizerseniz, yıldızlar, gökyüzünde gördüğümüz o trilyonlarca yıldız bu düzlem üzerine düzgün olarak dağılmıyor. Ana kol yıldızları olarak bu diagonal eksen üzerine yerleşiyorlar. Ondan sonra mesela sağ üst köşede kızıl kırmızı devler, sol alt köşede beyaz yüceler vesaire. Bunların üstünde saatlerce konuşabilirim. Bu bana evrenin zaman içinde nasıl evrildiğini, yıldızların yaşam döngülerini, hepsi hakkında bana bilgi veriyor. Sonuçta gökyüzünden, yıldızlardan gelen bana ışık inanılmaz derecede çok evrenin yapısı hakkında ve de nasıl evrildiği hakkında bilgi veriyor. Peki ışık deyince ne anlamam lazım? İki tane isim ben vereceğim. Işığın özellikleri hakkında bilgilerimiz 17. yüzyıla dayanıyor. İki tane isim Christian Huygens, Hollandalı fizikçi. O ışığın girişim ve kırınım yapmasına bakarak, yani küçük bir yarıktan geçtiği zaman gün ışığı 7 temel rengine ayrılmasına bakarak girişim ve kırınımı açıklamak için ışığın dalga karakterli olduğunu söylemiş. Karşısında da büyük bir fizikçi Isaac Newton var. Işığın, gün ışığının temel 7 rengine prizmadan geçirip ayrıldığını gösteren parabolik ışık toplayıcıları olan, bugün bildiğimiz teleskop türlerinin ilk tasarımını yapan ve optiğe büyük katkıları olan Newton ise ışığın tanecik karakteri olduğunu söylemiş. Ve bu ikisinin fikirlerine dayalı olarak da gene 17. yüzyılda ışığın boşlukta sonlu bir hızda yayıldığı önerilmiş ve bu gerçekten de astronomi gözlemleriyle, mesela Jüpiter'in aylarının çap boyunca sağdan sola ya da soldan sağa geçişleri zamanını zamanlayarak mesafeyi de göz önüne alıp ışığın bugünkü bildiğimiz boşluktaki yayılma hızı olan hıza, 300 bin kilometre bölü saniye hıza çok yakın bir hızda, sonlu bir hızda yayıldığı da gene 17. yüzyılda ölçülerek kanıtlanmış. Işığın çok önemli bir niteliği, karakteri nedir? Dalga mıdır? Tanecik midir? Bugünlük kuantum fiziğinden biliyoruz ki fotonlardan konuşuyoruz. Işığın enerji momentumunu tanecikler, kuantumlar halinde taşıdığını bildiğimiz için, hem ikisi de doğru esasında. Christian Huygens'de, Isaac Newton'da, yani hem dalga karakteristiği hem tanecik karakteristiği var. Fakat ışığın çok önemli bir niteliğini 19. yüzyılda James Clerk Maxwell elektromanyetik teorileri açıklarken bulmuş. Bunun kitabını yayınladığı tarih 1873. Maxwell alan denklemlerini yazdığı bu kitapta çok önemli bir öngörüsü var. Bu bizi ilgilendiriyor. Çünkü boşlukta kaynakları olmayan Maxwell denklemlerinin boşlukta ışık hızıyla yayılan elektromanyetik dalga çözümlerinin olduğunu göstermiş. Yani Maxwell'in gösterdiği şey, esasında ışık dediğimiz nesne tamamıyla boşlukta yayılan elektromanyetik dalgalar. Eğer bu dalgaların frekansı veya dalga boyları belli limitler arasındaysa, biz buna görünür ışık diyoruz. Kırmızıdan mora kadar renkleri değişen. Fakat elektromanyetik dalga türü ise görünür ışık. O zaman bu dalga boyu limitleri dışında da elektromanyetik dalgalar olması gerekir. Nitekim işte kızılötesi, mikrodalgalar, radyo dalgaları, uzun dalga boyluk durum. Bunlar iletişim için daha çok kullanılıyor. Öteki uçta mor ötesi, işte X ışınları, gama ışınları olarak çok daha düşük dalga boylu, daha yüksek enerjili elektromanyetik dalga türleri var. Bu tabii bizim evren bilgimizi çok genişletiyor. Çünkü uzaya bakarken evren hakkında
uzaydan, yıldızlardan gelen ışığa bakarken sadece görünür dalga boyu, görünür ışıkla resim çekmemiz gerekmiyor. Bu değişik mesela radyo teleskoplar kullanarak uzun dalga boylu frekansları, uzun dalga boylu elektromanyetik dalga resimlerine de bakabiliriz. X-ray frekanslarına bakabiliriz vesaire. Dolayısıyla uzay hakkındaki bilgilerimiz çok çok genişliyor bu şekilde. Maxwell teorisinin önemli bir öngörüsünün elektromanyetik dalga olduğu ve de ışığın bir elektromanyetik dalga türü olduğunu söylediği, bu biz için önemli ama Maxwell teorisinin bir önemli özelliği daha var. O da zaman kavramının Newton'daki gibi mutlak olmadığını göstermesi. Yani Einstein'ın özel görelilik teorisi Maxwell denklemlerini inceleyerek çıkarılmış. Maxwell denklemleri Newton'un hareket yasalarıyla uyumlu değil. Newton'un hareket yasaları Maxwell denklemiyle tutarlı olarak çözülemiyor. İnsanlar başta zannetmişler ki ya eski teori, sağlam teori, Newton teorisi, Maxwell teorisi yanlış olabilir. Einstein'ın görmüş olduğu şey aslında Newton teorisinin Maxwell'le uyumu sağlamak için genelleştirilmesi ve de Maxwell denklemlerini, ışık hızını, elektromanyetik dalgaları tarif etmek için zamanın mutlak karakterinden vazgeçmek gerekiyor. Uzay mutlak karakterini zaten Newton teorisiyle kaybetmiş. Zaman mutlak olarak kalmış. Einstein'ın söylediği de mutlak olanın zaman değil, uzay değil. Dört boyutlu uzay zaman olduğu. Bu bizim için önemli. Çünkü zaman ve uzay koordinatlarını tayin ederken Einstein'ın söylediği gözlemcinin hareket durumuna bağlı olarak birbirine göre hareket halindeki iki gözlemci zaman ve uzay koordinatlarını birbirinden farklı olarak belirleyebilirler. Bu çok önemli bir sonucu elektromanyetik teorinin. Fakat Einstein bunu keşfetmeseydi herhalde başka isimler biliyoruz. Lorentz'in ismini biliyoruz. Hollandalı Hendrik Lorentz, Fransız Henri Poincaré'yi biliyoruz. Einstein'ın matematik hocası olmuş Hermann Minkowski'yi biliyoruz. Onlardan bir tanesi herhalde 1905 senesinde birkaç sene içinde bu zamanın mutlak olmamasını, yani özel görelilik teorisini keşfedebilirlerdi. Fakat Einstein'ın 10 sene sonra yazılmış olan bir genel relativite teorisi var. Burada yapmış olduğu şey kütle çekimi ya da yer çekimi kuvvetlerinin relativistik, yani özel görelilikle uyumlu bir genellemesini keşfetmek. Bu çok önemli çünkü birazdan bahsedeceğim kozmoloji modelleri, genleşen evren modelleri tamamıyla Einstein'ın genel relativite teorisine ve de genel relativite teorisinde uzay zaman geometrisinin dinamik olması, eğri uzay zaman geometrisi olmasına dayanan fikir. Eğer Einstein'ın genel görelilik teorisi olmasaydı bugünkü kozmoloji modellerimizi, büyük patlama fikrini, genleşen evren fikrini modellemekte ve de tahayyül etmekte çok zorluk çekebilirdik. Ve de Einstein zamanının çok ötesinde bir insan. Çünkü eğer 10 sene içinde genel görelilik teorisini yazmasaydı, yani gravitasyon çekim kuvvetlerinin relativistik teorisini elde etmemiş olsaydı, büyük ihtimalle bu fikirlerin görelilik teorisinin olgunlaşması 50'lerin sonunu 60'ları bulacaktı ve belki 1960'larda bu teori keşfedilecekti. Einstein süreci çok hızlandırmış. Şimdi Einstein'ın ilk uygulama olarak genel relativitesinde düşündüğü şey evreni modellemek bu kapsamda. Ve de evreni modellemek için aynen Einstein 1917'de yazmış olduğu ilk kozmoloji makalesinde evrendeki madde dağılımı için bir düzgün toz dağılımı düşünmüş. İzotropik dağılmış, yani herhangi bir yönde bir madde yoğunlaşması yok. Bütün evrene düzgün olarak madde yayılmış sonsuz bir evren toz tanecikleriyle dolu. Şimdi toz tanecikleri derken kozmoloji modellerimizin ölçeklerini de bir fikir vermek için söyleyeyim. Çünkü evrende galaksiler var, galaksi kümeleri var, onların boyutları hakkında fikir sahibisiniz. Fakat Einstein'ın kozmoloji modelinde birbiriyle etkileşmeyen toz taneciklerinden oluşan bir madde dağılımı düşündüğünüz zaman oradaki toz zerreciklerinden her birisi aslında galaksi kümesine karşı geliyor. Yani bir galaksi kümesini
toz zerreciği gibi düşünebildiğiniz büyük ölçeklerde geçerli bir modelden, kozmoloji modeli inşa ediyor Einstein. Einstein teorisinde sol tarafta Einstein tensörü, sağ tarafta maddenin enerji momentum tensörü vardır. Burada da teknik ayrıntılara hiç girmeyeceğim. Fakat siz bir madde dağılımını verdiğiniz zaman uzay zaman eğriliğini elde edebilirsiniz. Einstein 1917'de kozmoloji modeli inşa ederken görmüş ki elde ettiği uzay zaman için evrenin statik değil, zaman içerisinde değişen, genişleyen bir evren çıkıyor ortaya. Einstein'in kendisi bile bu kadar bu fikri kabul edememiş. Evrenin ezelden ebede sabit kaldığı bir evren modeli aradığı için tutmuş demiş ki, yani bu böyle, eğer benim denklemlerin genişleyen uzay, evrenin, uzayın üç boyutlu, uzayın büyüdüğü, genişlediği zaman içerisinde bir sonuç veriyorsa ben bunu istemiyorum. Bunu engellemek için bir basınç koymam lazım. Basınç. Bunun adı kozmolojik sabit. İçeriye bastırıyor. Dışarıya doğru genleşmeyi dengeleyip statik, ezelden ebede sabit kalan bir statik Einstein evren modeli kurmuş 1917'de. Kozmolojik sabite biraz sonra geleceğim. Çünkü kozmoloji modelleri yerinde çok önemli. Fakat gerçek dünya aslında Einstein'ın bu yaptığı kabule uymamış. Ve Einstein sonra bu kozmolojik sabiti koyduğuna ve de genleşen evren modelini izlemediği ve o fikrin sonuçlarını irdelemediği için çok büyük pişmanlık duymuş. Niye? 1920'lerde çok büyük, o dönemin en büyük teleskobu Güney Kaliforniya'daki Mount Wilson üzerinde kurulmuş. Bugün de hala müze olarak ziyaret edebilirsiniz yolunuz düşerse. Burada parabolik aynanın bulunduğu teleskobun dibini görüyorsunuz. Teleskoba bakan insan ise gözlem evinin direktörü astronom Edwin Hubble. 1920'ler 30'larda çekilmiş bir resim olması lazım. Hubble'ın yapmış olduğu gözlemler en uzak, çok uzak galaksi kümelerinden gelen, onların mesafesini tayin etmek ve onlardan gelen ışıktaki kızıla kaymaları belirlemek. Eğer ışık kızıla kayıyorsa Doppler etkisinden dolayı bizden belli bir hızda uzaklaşıyor demek. Ve de Edwin Hubble'ın sonuçları çok basit bir diyagram, bu makalesinde alınmış 1901 diyagram. Yatay eksen uzak galaksi kümesinin bizden uzaklığını gösteriyor parsek cinsinden. Düşey eksen ise kızıla kaymadan hesaplanan ışığın, bize gelen çok zayıf ışığın kızıla kaymasından hesap edilen bizden uzaklaşma hızı galaksinin. Ve dikkat ederseniz bu bir lineer artış gösteriyor. Sanki bu birinci sınıfta çizdiğiniz, laboratuvarda çizdiğiniz grafiklere benziyor. Böyle dağılmış bir veri seti var, noktalar. Ve ondan böyle en uygun eğriyi geçiriyorsunuz. Ve bu eğrinin eğimi, Hubble sabiti. Bunun bize söylediği şey, evrenin genişleyen bir evren olduğu. Niye? Çünkü bize yakın galaksiler bizden yavaş uzaklaşıyor. Bizden en uzak galaksiler bizden en hızlı uzaklaşıyor. Bunun için ben bir benzetme olarak, mesela şişirilmiş bir balonun üzerine AV diye iki nokta hesaplasanız, işte mesafe belli, jeodezik mesafeyi ölçebilirsiniz. Eğer balonu şişirmeye başlarsanız, yani genleşen evren, işte iki boyutlu balon yüzeyi genleşen evren gibi düşünün. İki nokta ne kadar birbirine yakınsa birbirinden uzaklaşma hızları şişen balon yüzünde o kadar yavaş olur. Eğer iki nokta başlangıçta birbirinden uzaksa balonu şişirdiğiniz zaman da birbirlerinden uzaklaşma hızları o kadar fazla olur. Yani Hubble'ın göstermiş olduğu şu basit lineer grafik aslında evrenin genleştiğinin bir ifadesi. Şimdi buradaki grafiğin eğimine bakarsanız bu Hubble sabiti dediğimiz sabit sayı ve bunun birimi 1 bölü saniye, çünkü bu uzunluk birimi, burası hız birimi. Eğime bakarsanız işte x bölü delta, x bölü delta y'den 1 bölü zaman. Tersini aldığınız zaman bu da bize bir evrenin yaşı hakkında bir fikir veriyor. Kabaca 13.8 milyar yıl bugünün zaman birimleri cinsinden.
Dolayısıyla Einstein aslında statik evren modeli kurarken 1917'de biraz hızlı davranmış. Aslında evren gerçekten genleşen bir evren. Hubble bunun ilk gözlemsel kanıtını göstermiş. Şimdi genleşen evren modellerini Einstein teorisinden relativistik bulan iki tane fizikçiden bahsedeceğim. Ortadaki Alexander Friedman, Rusya'da yaşamış. Çok yani karışık bir dönemde Rusya'da işte jeoloji enstitüsünde ders verir, meteoroloji enstitüsünde ders verirken Einstein'ın genel relativite teorisine merak etmiş, oturmuş, öğrenmiş. Ondan sonra da kozmoloji modelinin de çözümünü bulmuş. 1921-22'de yayınlamış. Fakat çok geçmeden de yani çok zor bir yaşamı olmuş. Bunun ne kadar önemli bir keşif olduğunu göremeden de ölmüş. Esas aynı çözümü bağımsız olarak bulan çok daha farklı bir insan. Sağda George Lemaître görüyorsunuz. Biz Friedman-Lemaître modelleri diyoruz aslında bugün genleşen evren modellerine. Lemaître esasında aynı çözümleri Friedman'ın bulduğu, Einstein'ın bulamadığı kozmoloji, relativistik kozmoloji modellerinden bir adım öteye gitmiş. Demiş ki, şimdi bugünkü zamanda evren genleşiyor. Tamam, nasıl genleştiğinde işte T'nin, kozmik zamanın bir kuvveti şeklinde artıyor. Ama bunu T eşittir sıfıra doğru uzatırsam şöyle bir noktaya varıyorum. Evrenin yarıçapı, yani evrenin hacminin sıfıra gittiği, sonsuz küçük olduğu bir T eşittir sıfır anında limit durumuna gidiyorum. Eğer kütle sabitse, evrendeki kütle, toplam kütle başlangıçta ne kadarsa sabit duruyorsa, hacim sıfıra giderse madde yoğunluğu da sonsuz büyür. Niye? Çünkü kütle bölü hacim bana madde yoğunluğunu veriyor. Madde yoğunluğu sonsuza giden, hacmin sıfıra gittiği bir başlangıç konumu ortaya çıkıyor eğer zaman parametresini geriye kadar uzatırsam. Ve bunu da işte bizim bugün Big Bang dediğimiz, büyük patlama modeli dediğimiz bir T eşittir sıfır anında uzay zaman geometrisinin bir tekil olduğu noktadan maddenin sonsuz yoğunluğa sahip olduğu bir T eşittir sıfır anından patlayarak büyüdüğü bir kozmoloji modeline ulaşmış. Buna Friedman-Lemaître modeli diyorum. Şimdi Friedman model, Lemaître modelinde eğer tekrar matematiğine geri gidersek evrenin üç boyutlu uzayın, genleşen uzayın topolojisi biraz üç tane alternatif veriyor. Bir tanesi alttaki alternatif, omega sıfır parametresinin bir dediğim bu üç boyutlu düz Öklit uzayı olabilir. Genleşiyor ama Öklit uzayı. Bu sonsuz, sınırsız, sınırı yok ve de yüzey alanı sonsuz. Eğer yukarıdaki duruma bakarsanız bu bir kapalı evren modeli veriyor Friedman'ın. Bu önemli çok. Bu üç boyutlu küre yüzeyi. Bu resimde siz üç boyutlu Öklit yüzeyine gömülmüş bir iki boyutlu küre, yani bir topun yüzeyini görüyorsunuz. Evren olarak bunu modelleyeceğiz. Ama biraz algınızı biraz zorlayın. Bunu üç boyutlu sabit pozitif eğrilikli bir küre yüzeyi olarak tarif edin. Bu böyle kapalı, sonlu fakat sınırsız bir yüzey tanımlıyor. Sonlu. Niye sonlu? Çünkü üç boyutlu kürenin yüzey alanı sabit bir sayı. Sonsuz değil. Ama sınırsız. Niye sınırsız? Çünkü bir noktadan başlayıp başka bir noktaya gittiğiniz zaman bir noktadan başlayıp hiçbir şekilde önünüze ne bir duvar çıkar ne bir uçuruma gelirsiniz. Sürekli olarak hiçbir sınır olmadan harekete devam edebilirsiniz yüzeyde. Dolayısıyla bu sonlu, sınırsız bir yüzey. Alttaki düz uzay zaman sonsuz, sınırsız. Bir de sabit negatif eğrilikli hiperboloid yüzey var. Üçüncü durum. Bu da açık bir evren. Aynı üç boyutlu düz evren gibi. Fakat bunun topolojisinde bir farklılık var. Bu küre, bu düzlem, bu hiperboloid dönel yüzey, bu iki parçalı. Üst kanadı, alt kanadı var. Biz kanatlardan birine yapıyoruz. Bu çift bağlantılı, ötekiler tek bağlantılı. Topolojileri farklı olarak belirleniyor. Üç tane alternatifimiz var. İki tane açık evren modeli, bir tanesi tek parçalı. Açık evren modellerinden bir tanesi çift parçalı,
bir de kapalı evren modelimiz var. Ve biz içinde yaşadığımız evren esasında şu omega 0 pozitif ile omega 0 1'in arasında düze çok yakın kapalı evrende yaşadığımız gibi bir sonuç çıkıyor Friedman modellerinde. Buna tekrar geleceğim. Şimdi Friedman modelleri bize büyük patlama fikrine dayalı model dedik ama 1950'lerin sonuna kadar aslında bunun karşısında en az bunun kadar geçerli olduğu düşünülen bir model daha varmış. Bundan çok kısaca bahsedeceğim. Hoyle, Bondi ve Gold'un 1948'de yazmış oldukları durağan durum kozmoloji modelleri. Biraz Einstein'ın teorisine benziyor. Yalnız statik demiyorum, steady diyorum. Burada aslında kozmoloji ilkesini biraz genellemiş bunlar. Bunlar genişletilmiş kozmoloji ilkesi görüyorlar. Kozmoloji ilkesi diyor ki evrenin hangi noktasında durursanız durun, hangi yöne bakarsanız bakın, bir gözlemcinin yapacağı evren gözlemleri diğerinin aynısıdır, homojendir. Evrendeki madde dağılımı homojendir. Genişletilmiş kozmoloji ilkesi diyor ki, evren gözlemi yaparken, kozmoloji gözlemi yaparken hangi an yaparsanız yapın, ister şimdi yapın, ister başlangıçta yapın, ister gelecekte yapın, evrenin yapısı aynıdır. Yani zaman içerisinde homojendir. Onun için steady state, durağan durum modeli diyor. Statikten farklı bir şey. Her şey durağandır demiyor. Evrenin genleşmesini bir sürekli madde yaratımı yoluyla açıklıyor. Evrenin genleşmesi çünkü gözlemsel bir olgu. Onu da açıklaması lazım. Fakat zaman içerisinde de böyle T eşittir sıfır anı gibi bir tekil noktanın da olmamasını istediği zaman maddenin sürekli yaratılması gerekiyor. Teorinin zayıf tarafı da bu. Fakat genelleştirilebilecek, geliştirilebilecek yönünde bu. Hatta ilginç olarak Friedman-Lemaître modellerine, kozmoloji modellerine büyük patlama modeli dememizin nedeni de Fred Hoyle. Bu 1949'da alternatif modeli anlatırken o işte o büyük patlama, orada büyük patlama var, bizde yok demek için ismi önermiş. Ve de o isim kabul edilen bir isim. Ve burada gene 3 tane önemli isimden bahsedeceğim. Çünkü Friedman-Lemaître modelini ciddiye alıp böyle bir modelde evrenin evrimi senaryolarını, yani madde nasıl yaratılmış, ağır nükleer elemanlar nasıl yaratılmış, elementler nasıl yaratılmış, nükleosentezis fikirlerini modellemek için çalışmalar yapmışlar. Bilinen nükleer enerji teorilerini 1940'larda, 50'lerdeki kullanarak evrenle büyük bir patlamayla başlasa, Friedman-Lemaître modeline göre gelmesi, bildiğimiz nükleer fizik kurallarına göre ağır elementler nasıl hidrojen atomundan elde edilir? Bunu modellemişler ve bunların bulgularından bir tanesi önemli. Burada önemli olan isim Ralph Alpher, ortadaki Gamow. Daha Gamow'un Friedman'ın Rusya'da öğrencisi olmuş. Ondan sonra 1930'larda Batı'ya gitmiş, Amerika'da gitmiş, öğretim üyeliği yapmış. Robert Horman o kadar fizikçi olarak tanınmıyor. Esas fikir Ralph Alpher'in doktor öğrencisi olan. Ve bunların önemli olan bulguları bir modelleme yapabilmek için, yani ağır nükleer elemanlı elementlerin hidrojenden oluşturulması için büyük patlama fikrine dayalı bir kozmoloji modelinde modelleme yaparsanız bugün evrende homojen ve de izotrop olarak dağıtılmış mutlak sıfır sıcaklığının üstünde 4-5 Kelvin derecede bir geri plan ışımasının, yani siyah cisim ışımasının bulunması gerektiğini öngörmüşler. Ve nitekim bu görülmüş. 1962'de çekilmiş bir resim. Penzias ve Wilson. Arkada da horn antena, boynuz anteni dedikleri anten. Bu uzaydan gelen sinyalleri, çok çok zayıf sinyalleri algılayan bir teleskop diyeceğiz artık herhalde. Bunu esasında Friedman modellerini test etmek için yapmamışlar. Bunu uzaydan gelen sinyalleri daha hassas bir şekilde belirlemek, özelliklerini keşfetmek için yapmışlar. Teknolojisinde pek yabana atmamamız lazım. 1960'ların teknolojisi aslında, yani uzaya
Ay'a uzay aracı yolu, yani astronotları ay yüzeyine indiren teknoloji. Şu anda tabii bu teknolojiye göre çok daha gelişmiş teknolojimiz var. Fakat bunların buldukları uzaydan hangi yöne bakarsanız bakın, ne kadar böyle hassas ölçüm yapmaya çalışırsanız çalışın, bir sinyal geliyor, düzgün ve de sabit bir sinyal geliyor. Ve bunu bir kara cisim ışıması eğrisine çakıştırırsanız ve bu geri plan ışımasının 2.7 Kelvin derecede geldiği. Bu kara cisim ışıması, sıcaklık belli. Ve de bu esasında eğer evren büyük patlamayla başlamış ve de genleşmeye devam ediyorsa bu büyük patlamadan kalan bir iz. Bunun daha fazla ayrıntısına gelmeyeceğim. Yalnız bu Nobel ödülü kazanan Penzias ve Wilson'un bu biraz da kazara bulmuş oldukları, yapmış oldukları. Çünkü kendileri genel relativite bilerek, Einstein teorisini bilerek onu ölçmek için çıkmamışlar yola. Başka amaçla çıkmışlar. Fakat kara delik, Friedman Lemaître kozmolojilerini doğrulayan, onu destekleyen bir sonuç bulmuşlar. Şimdi elimizdeki bütün bu kozmolojik verilerle aslında evrenin tarihini, yani zaman, kozmik zaman içerisindeki evrimini veren bir grafik göstereceğim. Biz buna senaryo diyoruz. Senaryo çünkü evrenin nasıl genleştiği. Şimdi bu şeye bakarsanız buradaki resme, yatay eksen kozmik zaman eksemi. Soldaki ilk başlangıç noktası T eşittir 0. Yatay eksen ilerliyor. Sağdaki bu işte W map'in olduğu yer, orası bugünkü an ve de zaman ekseni sağa doğru devam ediyor. Bu da geleceğimiz, geçmişimiz, geleceğimiz. Ve de şeye bakarsanız buradaki eğriye, aslında Friedman-Lemaître genleşmesi biraz böyle karanlık dönemlerden sonra şu düz T'nin bir sabit üsteline uygun bir genleşme. Friedman genleşme fazı. Burada iki tane önemli şey var bu senaryoda. Bir tanesi T eşittir sıfırla bu Friedman fazının başlangıç anına kadar bir değişik yeşille gösterilmiş çok hızlı bir genleşme fazı var. Buna biz enflasyon fazı diyoruz. Nedenlerini açıklayacağım. Dolayısıyla bir faz geçişi var. Önce üstel olarak son derece hızlı bir genleşmeyle başlıyor. Ondan sonra bir faz geçişiyle bildiğimiz Friedman genleşme fazına geçip devam ediyor. Fakat ikinci bir daha nokta var, çok önemli. Ortalarda bir yerde, Development of Galaxies and Planets etc. demiş burada. Bunu biraz geçtikten sonra dikkat ederseniz eğri farklılaşıyor. Daha dik olmaya başlıyor. Bunun anlamı evrenin genleşme hızı Friedman fazındaki hızına göre daha ivmelenerek artmaya başlıyor. Bu 1997'de gözüktü. Geç zamanlarda evrenin genleşmesinin ivmelenmesi. Bunun nedenini bilmiyoruz ama bunun bir takım bizim teorilerimize, bu tür senaryoları yazmamıza çok ilginç öngörüleri olacak. Şimdi aklımızda bu resmi tutalım. Big Bang işte 13.77 milyar yıl önce T eşittir sıfır anı dediğimiz bir zaman, uzay zaman tekilliğinden büyük patlamayla başladı. Büyük patlama dediğimizde enerji, momentum yoğunluklarının sonsuz büyük olduğu bir limit, T eşittir sıfır limiti. Böyle bir durumdan başlayarak, üstel olarak genleşerek çok hızlı genleşti. 375 bin yıl sonra bildiğimiz Friedman fazına faz geçişiyle geçti. Dark Ages dediği, esasında bu faz geçişinin mekanizmalarını ve modelini bilmiyoruz. Dolayısıyla öncesinde enflasyon fazını ayrı inceliyoruz, Friedman fazını ayrı inceliyoruz. Bir de çok önemli olarak da bir geçiş, yani ivmelenerek genleşmeye geçiş dönemi var geç zamanlarda, bugüne daha yakın zamanlarda. Bu enflasyon fazını önerenler 1980'de bir Amerikalı ve iki Rus fizikçisi, Alan Gatt ortada, MIT'de halen. Andrei Linde sağdaki, Alexander Stravinsky soldaki
Bu iki Rus fizikçisi 1980'de ayrı ayrı önermişlerdi. Fakat 1990'lardan beri artık Amerika'da da, Linde Stanford'da, Strobinsky ise İngiltere'de Cardiff Üniversitesi'nde. Ve bunların fikri de bu üstel genleşme fazının nedeni aslında bildiğimiz fizik teorileriyle, yani bu yüksek enerji fiziğiyle ya da LHC'de, CERN'de yapılan deneyde bildiğimiz bilgilerle doğası hakkında maddenin enflasyon evrim senaryolarını, kozmoloji senaryolarını tutarlı hale getirmek için. Özellikle iki şeyden bahsedeceğim. Enflasyon modellerine, senaryolarının motivasyonu olarak. Bir tanesi mesela hepiniz biliyorsunuz ki elektrik yükleri, pozitif yükler, negatif yükler ayrı olarak izole edilip işte pozitif elektrik yükü, negatif elektrik yükü, elektronun yükü artıdır, işte pozitronun yükü eksidir vesaire diye söyleyebiliyoruz. İzole elektrik yükler bulunabiliyor. Ama bir mıknatısı aldığınız zaman mıknatısın kuzey ve güney kutbunu birbirinden izole etmeniz mümkün değil. En küçük mıknatıs birimi dipol. Kuzey ve güney kutuplarının bir arada bulunduğu dipol. Manyetik monopoller, yani kuzey kutbu tek başına olabilir miydi? Güney kutbu tek başına olabilir miydi? Doğada yok. Bu bir olgu, gözlemsel olgu. Ama şunu da söyleyeyim. Maxwell elektromanyetizmasında eğer manyetik monopoller var olsaydı teori bozulmazdı. Teori buna izin veriyor. Ama gözlemsel olarak manyetik monopoller yok. Ve de bizim birleşik modellerimiz, mesela standart elektrozayıf teori veya kuantum rektinomi gibi teoriler, manyetik monopolların olabileceğini, fakat varsalar çok çok ağır olduklarını, yani ne bileyim bir protondan binlerce kez, on binlerce kez daha ağır olmalarını söylüyor. Dolayısıyla eğer Friedman fazında başlasaydı evren, manyetik monopoller az bir olmakla beraber bugün gözükebilirdi. Eğer gözükmüyorsa onların oluşmasına, bu çok ağır parçacıkların oluşmasına engel olacak kadar çok hızlı bir şekilde genleşmesi, üstü olarak genleşmesi. Enflasyonun hallettiği sorunlardan bir tanesi bu. Bir tanesi de içinde yaşadığımız evrende madde ve antimadde dengesizliği var. Temel teoriler bana elektron varsa antielektron var, proton varsa antiproton var, nötron varsa antinötron var. Ama bildiğimiz normal maddenin sadece parçacıklardan yapıldığını, antiparçacıkların ancak çarpışmalarda çıkıp çok kısa zaman sonra bir parçacıkla birleşip yok olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir madde antimadde dengesizliği var. Temel teoriler antiparçacıkların varlığını gerektiriyor, fakat evrende antimadde normal durumda bulunmuyor. Niye? Eğer büyük patlama anında madde lehine, parçacıklar lehine ufak bir dengesizlik koyarsanız ve de üstel bir genleşme fazı kabul ederseniz, o kadar hızlı gelişiyor ki evren, bu küçük anti madde madde dengesizliği sabit çakılıp kalıyor ve de evrenin Friedman fazındaki genişlemesi artık hep maddeyi geliştiriyor, antimaddeye gitmiyor. Dolayısıyla bu madde antimadde dengesizliğini de anlamak için ve de açıklamak için ipuçlarını bir enflasyon fazı, yani evrenin başlangıç döneminde bir üstel genleşme fazı bu imkanı bize sağlıyor. Daha birkaç şey daha var, buna gitmeyeceğim. Dolayısıyla başlangıçtaki enflasyon fazı bu nedenlerle öneriliyor. Enflasyon üstel genleşme fazından Friedman genleşme fazına geçişin faz geçişi mekanizması bilinmiyor. Bunlar değişik değişik teorilere, değişik değişik fikirlere neden oldu. Çok çalışılan bir konu. Peki Friedman fazına geldik. Fakat bir noktadan sonra geç zamanlarda Friedman genleşmesi yerine daha ivmeli bir genleşme fazına geçildi. Bunun nedeni nedir? Şimdi biraz önce size bir Einstein'ın statik evren modelini yaparken evrenin normal Friedman fazında genleşmesini engellemek için dış bir basınç koymamız gerekir dedik. Peki pozitif kozmolojik sabit o basıncı sağladı. Şimdi tersini düşünün. Pozitif kozmolojik sabit yerine negatif sabit koyun. Yani basınç değil de anti basınç koydum. Anti basınç evrenin genleşmesinin ivmesini artırır. Dolayısıyla negatif işaretli kozmolojik sabit aslında bu
evrenin geç dönemlerinde, Friedman dönemlerinde genişlemesinin, ivmelenmesine açıklamanın ipucu olacak. Yalnız tabii artık kozmolojik sabitten, ters işaretli kozmolojik sabitten bahsedemeyeceğim. Çünkü eğer sahiden oraya bir kozmolojik sabit koysaydım, baştan beri evrenin genleşmesi Friedman fazına göre daha hızlı cereyan ederdi. Halbuki uzun bir süre evren gelişi evrilirken uzun bir süre Friedman fazında evriliyor. Bir noktadan belli bir zaman sonra ivmelenmiş genişlemeye geçiyor. Bu şu demek, kozmolojik negatif işaretli kozmolojik sabit değil, negatif işaretli bir kozmolojik alandan bahsedeceğim. Nedir bu? Bunun adı karanlık enerji. Şimdi buna geldim. Bu da evrenin karanlık yüzü bahsettiğim. Şimdi şeye bakarsanız bu evrenin geç zamanlarda ivmelenerek genleşme fazına geçmesini elimizde bir ne olduğunu bilmediğimiz sanki negatif işaretli bir kozmolojik sabit gibi davranan bir karanlık enerji kaynağı olması lazım. Ve de daha da kötüsü gözlemsel verilerden gelen kozmolojik verileri uydurmak için evrim senaryolarını, Lambda Koldak Matter diyeyim, bu standart kozmoloji senaryosunu, evrendeki maddenin %70'si kadar karanlık enerji lazım. Ve de kozmoloji verilerinden tekrar galaksi verilerine geri dönerseniz, bunun da analizini yapacak durumda değilim, üstünde de fazla durmayacağım. Fakat evrende bulunan madde miktarını tahmin edebiliyoruz, toplam madde miktarını. Çünkü işte yıldızların sayısı belli, neden yapıldıkları belli. En çok hidrojen var, biraz andan biraz daha az helyum var, ağır elementler işte gezegen şey yıldız merkezlerinde yapılıyor. Ne kadar belli, yıldız kaç tane var, ne kadar yapılıyor vesaire kabaca tahmin edebiliriz. Ve gördüğümüz madde miktarı yıldızlar, galaksiler ancak %5'ini karşılayabiliyor Friedman fazındaki genleşmenin. Yani senaryoyu yürütebilmek için ancak %5 katkısı var. %23 kadarı da bilmediğimiz bir madde türü olması lazım. Bu da galaksi gözlemlerinden gelen verilerle uyuşturmak için. Dolayısıyla bayağı esasında geliştirilmeye, yeni fikirlere ihtiyaç olan bir teoriyle karşıyayız. Başlangıç anında eğer biraz önce gösterdiğim şekle geri dönersem, bu modelin başlangıç anında benim elimde atom, foton, nötrino, bunlar az, bunlar kütlesiz, bayağı %35, %37 kadar ne olduğunu bilmediğim bir madde türüne ihtiyaç var o enflasyon fazını yürütmek için. Bugüne geldiğim zaman gözlemleri açıklamak için bildiğimiz atomlar ve bildiğimiz madde türleri ancak evrenindeki maddenin %5'ini söyleyebiliyor. %23'ü gene bilmediğimiz bir madde türü, dikkat ederseniz azalmış çünkü bildiğimiz atomlara evrildi bunlar. Fakat %72'si de karanlık enerji. Daha yapacak çok şey var, bunu söyleyebilirim. Ve bunun içinde bizim model kurmak, senaryoları geliştirmek, yeni kozmoloji senaryoları geliştirmek için ve bunu bilimsel bir düzeyde tutmak için gözlemsel verilere ihtiyacımız var. Ve dedik ki gözlemsel veriler işte ışık ya da elektromanyetik dalgalar, yıldızlardan gelen veya dış galaksilerden gelen ışığın ya da elektromanyetik gözlemlenmesinden kaynaklanıyor. Şimdi yeryüzündeki gözlem evlerinden yapabileceğimiz sınırlı. Çünkü sonuçta ışık ya da elektromanyetik dalgalar atmosferden geçiyor. Atmosferin de yani bizim engel olamayacağımız bir verilere toplarken engel olamayacağımız bir bozma etkisi var. Şeyleri geliştirebilirsiniz, gözlem tekniklerinizi geliştirebilirsiniz. Değişik teleskoplar inşa edebilirsiniz. Radyo teleskopların ve de uyumlu optik teknikler kullanan teleskoplar çok gelişti teknikler. Penzias ve Wilson'dan itibaren bu yana çok ileri teknikler de gelişti ama gene de atmosferden geçtiği için ışık, bu işin bir sınırı var. Tabii ki
ilk akla gelen şeylerden biri de yani teleskobu niye yeryüzüne kurayım ki? Teleskobu uzay aracına, uzay istasyonuna koyup atmosfer dışına yollayayım, atmosfer dışından gözlem yapayım, kurtuldum bu sınırlamalardan. Verileri de işte yeryüzüne aktarıp veri işlemesini yapabilirim. Bu şekilde evrenin bir sıcaklık haritasını çıkarmak mümkün. Bu gördüğünüz harita çok meşhur. WMAP gözlemlerinden gelen veriler üzerine kurulmuş evrenin sıcaklık yaratımı, dağılımı. Yatay eksen işte bizim ufkumuz, kuzey, güney yarım küre. Şimdi bu biz renk skalası da verilmiş. Kırmızı, sarı noktalar yüksek sıcaklıkları, yeşil, mavi noktalar düşük sıcaklıkları gösteriyor. Dolayısıyla aslında evrenindeki uzak noktalara, derinliklerine baktığınız zaman pek öyle homojen bir sıcaklık dağılımında görmüyorsunuz. Bayağı sıcaklık dalgalanmaları var çok ciddi. Ve teknolojinin geldiği yeri görmek için size evrenin haritasını değişik olanaklarla, teknolojiyle çizilmiş haritasını göstereceğim. 1965'te biraz önce gösterdiğim antenler, yeryüzündeki horn antenalarla çizilmiş olan Penzias Wilson'un datası aslında pek bir detay göstermiyor. Sıcaklık dağılımı, sıcaklık dalgalanmaları göstermiyor. Ama o ufukta, yani şu yatay çizgide işte geri plan ışımasının ne olduğu hakkında bize net fikir veriyor. 1990'larda yollanmış olan, uzaya ilk yollanmış olan uzay teleskoplarından, Kobe teleskobundan gelen bilgi aslında şu yatay kırmızı şeyi düşünürseniz çizgiyi, geri plan ışımasının karakteri hakkında çok net bilgi veriyor ve dışarıya baktığınız zaman yeşil, kırmızı, yeşil, sarı ve mavi dağılımlara baktığınız zaman bir sıcaklık dalgalanmaları olduğunu da uzayda gösteriyor. Dolayısıyla evrendeki sıcaklık dağılımı düzgün değil, her yerde sabit değil. Penzias Wilson haritasında öyle ama Kobe haritası bunun böyle olmadığını göstermiş. Daha yakın bir zamandaki WMAP uydusundan gelen veriler aslında artı eksi 200 milikelvin kadar hassasiyette sıcaklık dalgalanmalarını gösteriyor. Burada biraz önceki işte daha detaylı haritası. Bu şunun için önemli çünkü böyle sıcaklık dalgalanmaları varsa evrende belli noktalara yoğunlaşmış. Mesela bu kırmızı noktalar galaksilerin daha sonraki zamanlarda oluşumu için çekirdek oluşturabilirler. Bu galaksi oluşumunu açıklamak için kullanılabilecek bir veri tabanı oluşturuyor bizim için. Çünkü evrenin haritasını çizdiğiniz zaman Einstein'ın kozmoloji ilkesinde olduğu gibi düzgün bir madde dağılımı görmüyorsunuz artık. O çok kaba bir yaklaştırma. Aslında 1980'lerin sonunda Princeton'daki bir grup evrenin haritasını, yani evrendeki yıldızların ve madde galaksilerin, galaksi clusterlarının 3 boyutlu uzaydaki dağılımının resmini yazdı. Yani evrenin haritasını yaptı. Ve bu haritaya baktığınız zaman bir sünger gibi bir şey yapı görüyorsunuz. Öyle düzgün bir madde dağılımı yok. Tam tersine madde dağılımlarının yoğunlaştığı bölgeler var. Aralarda büyük muazzam boşlukların olduğu balonlar var ve de bir sünger yapısı var. Ve bu yapıyı da açıklamak için şu anda elimizde herhangi bir ipucu falan da yok. Aslında bu sıcaklık dalgalanmalarını gösteren harita, WMAP'ten gelen verilerle çizilmiş olan sıcaklık dalgalanmalarını gösteren haritada galaksi yoğunlaşmalarının, galaksi oluşumunun çekirdeklerini bize gösterebiliyor. Ve ne kadar hassas ölçüm yapabilirsek inşa ettiğimiz senaryoda o kadar güzel bir senaryo oluyor. Yani en kaba gösterimlerle işte Friedman modelini yaptık. Daha hassas veriler geldikçe enflasyon dönemini verebildik. Daha da hassas veriler gelirse enflasyon modeli ve mesela enflasyon fazından Friedman fazına nasıl geçildi veya Friedman fazından
ivmeli genleşme fazına nasıl geçildi? Bunun için modeller yapabiliriz ve bu konuda çalışmalar da yoğun olarak devam ediyor. Ve bir başka, evet, zaman. Peki 10 dakikada bitireyim. 10 dakikada bitireyim. Tamam. O zaman Planck şeyinden bahsetmeyeceğim. Bu 2019-2013 arasında data verdi. Bundan bahsetmeyeceğim. Yalnız şu grafiğin ne olduğu da önemli değil ama şunu söyleyeyim. Planck datasından gelen veriler şuradaki kırmızı noktalar. Çubuklarda onların hata payları. Şu yeşil eğri ise bizim standart kozmoloji senaryosundan çizdiğimiz eğri. Ne olduğu önemli değil. Fakat bakarsanız yeşil eğri ile kırmızı noktalar yüksek multiple momentleri için çok güzel uyuşuyorlar. Fakat düşük multiple momentlerine yaklaştıkça, yani ilk başlangıç noktasına yaklaştıkça hata çizgileri çok genişliyor ve de artık standart kozmoloji modeli oturmuyor. Ne kadar daha hassas veri alırsak T eşittir 0 anına yaklaşmamız o kadar kolay olacak. Yani şimdi fizikte kapsamlı spekülasyonlar yapılması lazım. Bu senaryoların işte geliştirilmesi lazım. Bunu da yapabilecek olan, eğer evrenin geleceği hakkında tahmin yapacaksak, destekli atabileceksek, işte teorik fizikçiler bütün fizik bilgilerini ortaya koyup yeni modeller yapmak ve de spekülasyonların da astrofizik gözlemlerle desteklemek ve de o gözlemleri de giderek daha hassas hale getirmek zorundalar. Yani bu türden genellemeler eğer literatürü okursanız, bakarsanız makalelere görüyorsunuz. Mesela Einstein teorisini genelleyen teorilerle çalışanlar var. Dirac'ın 1938'de çok iddialı bir varsayımı var. Niye olmasın dediğimiz. Şimdi biz Newton'un evrensel çekim sabiti sabit dedik. Işığın boşluktaki yayılmazı evrensel sabit dedik. Planck sabiti kuantum mekaniğinde sabit dedik. Elektriğin temel elektrik yüzeyi sabit dedik. Dirac'ın fikri aslında T kozmik zamanına bağlı olarak belki bunların çok yavaş adiabatik gelişmeleri var. Yani evrenin başlangıç anında gravitasyon kuvvetleri belki şimdikinden daha kuvvetliydi veya ışık daha başka bir hızda gidiyordu vesaire. Bu konuda her şeye açığız. Bir de maddenin uç koşullarında kuantum niteliklerini ele almak zorundayız. Yani şeye yaklaştıkça, T eşittir sıfır limitini almaya başladıkça, maddenin çok yoğun olduğu bir ilk başlangıç anına yanaştıkça bu durumda kuantum gravitasyon kuvvesi teorisi lazım, bilmiyoruz. Bu bağlamda da sicim modelleri ilgi topluyorlar. Sicim modellerinin bir özelliği evrenin 3 boyutlu değil de 9 boyutlu, yani uzayın 3 değil 9 boyutlu olabileceği tutarlı bir sicim modeli, süper sicim modeli ancak o modellerde yapılıyor. 6 boyut ne oldu? Bu konuda ben kendi makalemini 1983'te söylemeyeceğim. Bunun üstünde şunu belki not edebilirsiniz. Bu 1983'teki yüksek boyutlu kozmoloji modeli fikrinin üstüne geliştirip biraz da sicim modellerinden motivasyonunu alan 10 boyutlu dilaton gravitasyon teorisinde, burada dilaton dediğimiz bir skaler alan karanlık enerjiyi gösterebilir. Onun potansiyelini koyduk olabilir. String sicim modellerinde bir de üçüncü mertebeden tensör alanı var. Buraya koymadık ama niye 9 uzay boyutu 3 artı 6 diye ayrışıyor, 4 artı 5 diye ayrışmıyor mesela? Çünkü doğal olarak süper sicim modellerinde bir üçüncü mertebeden tensör alanının metrik alanının yanında olması lazım. Dolayısıyla 3 artı 6 ayrışımı en doğal ayrışım, teorinin, sicim teorisinin söylediği ayrışım. Ve de burada yapmış olduğumuz, buna birazcık zaman ayıracağım. Burada yapmış olduğumuz şey 9 boyutlu uzayın hacmi sabit, madde yoğunluğu da sabit. Dolayısıyla toplam madde sabit olarak başlıyorsunuz ve hep sabit olarak gidiyor ama 9 boyutlu uzayda. Burada yapmış olduğumuz şey 3 boyutlu uzayın genleştiği dış uzay diyorum. 6 boyutlu uzayın, kompakt uzayın büzüştüğü. Yani 3 boyutlu uzay var, büyüyor bu hacmi.
6 boyutlu bir uç uzay var. O da küçülüyor. Ama çarpımları sabit kalıyor. Bu şekilde aslında hem durağan durum modellerini hem de genleşen evren modellerini tanımlamak, SIGIN modeli motivasyonuyla bu makale 30-40 sayfalık bir makale ve de burada işte gözlemsel verilerle buradan gelen yüksek boyutlu kozmoloji modellerinin tutarlı olduğunun tartışması var. Teknik bir makale. Ve burada daha başka da yapacak şeyler var. Bir iki noktayı daha ben de belirlemek istiyorum. Mesela Friedman Lömet kozmolojilerini tarif ederken sadece uzayın topolojisi için 3 şey söyledim. Açık, küresel, düz ve de hiperbolik evrenlerden bahsettim. Fakat 3 boyutlu evren topolojilerinin 1978'de Thurston klasifikasyonu verildi. Ve 8 tane sınıf var. Nil sınıfı, Sol sınıfı, işte 3 tane daha, 8 tane. Bunları da aslında Friedman'la Lömet teorileri kapsamında değişik uzay topolojilerinin var olabileceğini de bu olasılıkları da düşünmemiz gerekiyor. Bunu niye öyle düşünmemiz gerekiyor? Bir tane örnek vereceğim sadece, gene analoji. Mesela sonlu bir evrende yaşıyor olup sonsuz bir evren algısına sahip olduğumuzu düşünebilirsiniz. Eğer periyodik sınır koşulları düşünüyorsanız, yani bunun için şöyle deyin, böyle Luna Park'larda aynaların olduğu bir yere girerseniz, işte dış bükey aynalarda kısa kalın, iç bükey aynalarda ince uzun görülüyorsunuz, ama iki tane paralel aynanın arasına girdiğinizi düşünün. İçinde bulunduğunuz mekan sonlu bir hacme sahip, ama sağınıza baktığınız zaman kendini tekrarlayan sonsuza kadar giden bir görüntü görüyorsunuz. Sonunuza baktığınız zaman gene aynı şekilde sonsuza kadar kendini tekrarlayan bir görüntü görüyorsunuz. Sonlu bir mekandasınız. Fakat sağınıza solunuza baktığınız zaman periyodik sınır koşullarından dolayı sonsuz bir evren algınız var. Acaba uzay zaman topolojisi, yani kozmolojiyi belirlemek için koyacağımız topoloji böyle bir topoloji de olabilir mi? Bunu gözlemsel verilerle destekleyecek bir yolu var mı? Bunlar da ileride üzerinde çalışılması gereken güç sorular. Ve evrenin geleceği nedir diye sorarsanız bana, bu konuda yapılacak spekülasyonların sonu yok. Evrenin genişlemesi sonsuza kadar sürecek mi? Friedman fazından daha ivmelenen bir genleşme fazına geçtik. Daha da genleşen bir feza geçilir mi? Daha yavaş gelişen bir feza geçilir mi? Genleşme bir zaman durur, tam tersine döner, büyük ezilişe kapanır, gider mi? Mesela Friedman'ın kapalı evren fazında bir sikloid eğrisi çıkıyor ve de dolayısıyla evren belli bir zaman sonra kendini tekrarlayan bir evren modeli, saklik, döngüsel evren modeli. Böyle bir evren modeline mi yapacağız? Eğer evren çökecekse ne kadar zaman sonra çökecek, tahmin yürütmek. Valla fiziksel gözlemlere dayalı kaldığı sürece, bilim dalı olarak kaldığı sürece kozmoloji, astrofiziğin çok önemli bir dalı olacak. Ve bu tür fantastik sorulara da cevap arınan bir bilimsel konu olacak. Eğer bugünkü gözlemsel verilerimizi daha giderek hassas noktaya getirirsek hem geçmişimizi, evrenin nereden geldiğini daha iyi bileceğiz. Senaryolarımızı gözden geçirip daha fiziksel ve gerçekçi modeller kurabileceğiz. Ve bunu yaptığımız zaman da evrenin nereye gideceği, geleceği bizim için önümüzde çok daha net bir şekilde açılmış olacak. Dolayısıyla evrenin tarihi geleceğe, geçmişinin tarihine bağlı. Bu senaryoları ne kadar fiziksel gözlemlere dayanarak gerçekçi senaryolar haline getirirsek geleceği hakkında da evrenin çok daha net şeyler söyleyebileceğiz. Peki ben burada bırakacağım. Çok teşekkür ederim.